Merhaba. Sağ olun. Benim ergen bir çocuğum var diyen ebeveynleri görebilir miyiz? Yani ergenliğe girmiş. Direkt soruyla girmen çok iyi. Evet. kaç yaşında çocuğunuz, erkek mi kız mı? İkisi de kız, peş peşe. Hı-hı. Birisi 16 yaşında, biri 15 yaşında. Çok İki, zor şu bir an, sınav. Şu an evet. Çok zor bir sınav. Biraz bitmişsiniz abi ya. Böyle... Daha da bitmedi. Daha da bitmedi, biz bittik. Seviyorsun ama ne güzel değil mi? Çocuk tabii, olmak bambaşka. Tabii, çocuk. Tabii. Bambaşka. 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 En çok ne yapıyorsunuz beraber? Yani en... Şimdi ben burada konuştum ya, yanındaki kızım bana şimdi ufaktan kızmaya başladı. Kızlar yanınızdakiler mi? Yok, bir tanesi yanındaki, bir tanesi teyzesinin kızı. Bunları söylerken kızınız duydu yani. Beni yormasın diye, duysun ki. Belki yoruyoruz babamızı, biraz daha şey yaparız. Kızınıza sözü alabilir miyiz bir? Baba da sizi çok seviyor. Evet. Çok da üzerinde emeği var belli. Çok da sevgisini de burada haykırdı. Siz babanızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya biz yormaya çalışıyoruz ama hani ergenlikten çıktık artık yani. Genç kız olduk. Ergenken zorluyor muydunuz? Yani biraz işte kız kavgalar oluyor da evde. Babanla çok içli dışlı mıydı yani? Kavgaların içine giriyor muydu baba? Evet. Annemden daha çok girer hatta. Sen kaşınıyormuşsun galiba abi. Ben de şeyi soracaktım. Mesela babanın sana size verdiği en garip öneri neydi? Yani babaların böyle garip önerileri oluyor hayata dair. Ha, çok güzel soru. Evet, dışarı çıkmayın. Hiç mi ya? Sorunu kökten çözmüş öyle. Çıkmayın. Ders dolgusu geliyor. Cihan, Fatih, Ozan yazdı. İyi seyirler. Dana değil, kuzu kol. Çift çekim olacak. Tamam. Tamam, ben kapıcıyı göndereceğim sana. Tamam, hadi hayırlı işler. Hadi. Ne yapıyorsun? İyi, çaya bilgisayara bakıyorum anne. Dersin çalış. Tamam. Alo. Evet, köprü başına. Köprü başına lütfen. O neymiş tamam. Ya öyle? O öyle çalışıyor mu ki? Oluyor, telefon gibi de oluyor anne. Allah Allah. Hı-hı. Dersin çalış. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Allah'ım etmesin seni. Ağaçtan topluyorsun para. Al onu yedin. Hiç mal kıymet yok hiçbiriniz. Senin odan niye toplu lan? Her zamanki huyum anne. Bunda bu kadar abartılacak bir şey yok ki. Doğru konuşun, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yeliz gelecek, matematik ders çalışacağız anne. O gece adını sayıkladın, Yeliz. Yeliz değil, Yeliz, Yeliz. Anla şunu artık ya. Ayrıca ben rüyamda Yeliz diye mi sayıklıyorum? He, Yeliz, Barbara Palvin, İbrahim Tatlıses nedense. Tizini seviyorum onun, tizini. Allah Allah. Anne bak, sakın kız geldiğinde bunları anlatma. Realde yok böyle bir şey, kız utanır sonra. Ha, realde olsun diye çağırıyorsun kızı. Yok anne, ne alakası var ya ona? Bana bak, ders çalışacaksınız madem, bu kapı açık kalacak. Tamam mı? Ben de burada oturacağım, göreceğim. Ders çalışacaksınız. Sende hiç insaf yok anne ya. Var aslında ama yok gibi duruyor. Mesela ojelerimde. Yok gibi duruyor baba. Bok gibi duruyor. Ben bunları derim. Adam gibi duruyor. Anne, sana bir şey soracağım. Hı. Bu sizin babamla boşanma davanızda velayet nasıl sende kaldı ya, benim velayetim? Neden sordun acaba? Babamın hiç bir şansı yoktu ya. Bir çarparım sana, bir de yazıyı yer ayağınıza. Ama Yeliz, gel. Yeliz. Bak, nereye gel? Buraya gel. Furkan, Furkan. Merhaba. Yeliz, geldin, hoş. Anlamadım. Nasıl, kolay mı buraya gelmek böyle? Nasıl oldu? Furkan, acaba biz matematik yerine Türkçe mi çalışsak seninle? Kusura bakma, biraz heyecanlandım da. Furkan! Hep beraber. Ders çalışacağız diye ya. hoş geldin kızım. Hoş bulduk, merhaba. Ananlar, babanlar nasıllar? Vallahi birer tane var bende. İyiler, sağ olun. Zil çaldı. Teneffüs bitti. Biz derse giriyoruz anne. Tamam. Bana bak, bakalım. Biz odamdayız. Bir şey olursa kapıyı çal ama, tamam mı? Kapıyı çalmayacağım Furkan. O kapı çünkü açık kalacak bu kapı. Açık kalacak ki hava alsın. He. Havasız kalmayın, tamam. Açık kalsın o kapı. Ceryan yapıyor, üşütmeyelim sonra. Camın mı açık o? Bana mı seslendiniz? Yok. Yok. Allah Allah, çok da emindim ama. Neyse, bir daha şaşırmamam için bu açık kalsın da ben hani emin olayım. Tamam. Yine kapattı. Oğlum kapıyı kapatmasana. Hayır, kapalı kalacak kapı. Aç kapı. Kapı kapalı kalacak. Kapı kapalı kalacak. Tamam.
sana o kapıyı. Açmayacaksın kapıyı. Açmayacaksın. O kapı. Açmayacaksın. Geldim Yeliz. Açmayacağım. Çala çala gider sıkıntı. Ulan kapıyı bırak. Kapıyı bırak. Aç şu kapıyı. Burada kapıyı bırak. Aç dedim sana. Burada kapıyı bırak. Aç dedim. Aç. Aç. Açma. Açma. Açma kapıyı. Açma. Açma. Ulan ver. Ben şimdi senin babanı arayayım da sen gör. Sen gör şimdi. Alo. Gelir misin lütfen? Lütfen gelir misin lan? Benimle alakası yok olanla ilgili. Gel. Kapattı bir de ya. O mahkemeden çıkınca bir gün beri arayacağını biliyordum. Hep bu anı bekledim. Kapının önünde mi bekledin İsmet? Bizim için değil, olan için çağırdım seni. Girdi içeri, kızla kapıyı açmıyor. Demek çocuğumuz için barışıyoruz. Çiçekleri almayacak mısın? Barışmayacağız İsmet. Çiçekleri de almayacağım İsmet. İki senedir o çiçekler nasıl olmadı onu da anlamadım İsmet. Yalancı çiçek bu ya. Nasıl olsun? Aynı sen. Aşk olsun ya. Benim ne zaman yalan söylediğimi gördün? Görmedim, duydum İsmet. Gir içeri bak, olan kapıyı kapattı, bir de açmıyor bana şeyli kapıyı. Sen bana güven, sen bana güven. Bir sarılmak ister misin? Uzun yoldan geldim. Bir çarpacağım şimdi sana da. Ben burada çıkıp bana yılışacağım ya, orada içeride yanlış bir şey yapacaklar. Aç kapıyı. Tamam, tamam. Önce bir dinleyelim bakalım ne diyorlar. Dinle bakalım. Yeliz, şu kutu kolayı görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Benim babamın var ya. Öyle mi? Abartıyorlar canım, abartıyorlar. Öyle bir şey yok. Oğlum çocuklar. Aha, babam gelmiş. Ders mi çalışıyorsunuz? Babam, evet baba, ders çalışıyoruz. Tanışın. Babam Yeliz, Yeliz babam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın kızım? Neler yapıyorsun? Vallahi ne olsun. Her türlü beladan kurtulmak için evde kalıyorum. Anneler, babanlar nasıl? Sizde ailecek var bu sorun herhalde. Tek birer tane var efendim. İyiler, sağ olun. İyi, iyi, güzel. Ders mi çalışıyorsunuz? Evet baba. İyi. Tamam o zaman. Burada bir problem yok. Tamam. Problem yok, çıkabiliriz. Evet, tamam. Ben şimdi konuş dedim. Ama yok ama ben dedim. Ben size Cüneyt Arkın'la nasıl karşılaştığımı anlatmış mıydım? Bir gün annenizle sinema çıkışı Cüneyt Arkın'ı gördüm. Herkes peşinden gidiyor. Sıra olmuş peşine böyle gidiyor. Kimse geçmiyor onu. Kuyruk olmuşlar arkasına. Ben ne yaptım? Tepem bir attı. Bıraktım annenizi. Yürüdüm geçtim yanından. Cüneyt Arkın da olsa ben yoluma bakarım arkadaş. Allah Allah. Biz senden ne zaman acaba Cüneyt Arkın'ı gördük İsmet? Kız o sen değil miydin? Ne kadar benziyordunuz ya? Neyse biz dersimize dönelim. Bak şimdi bir kavanozda misketler vardı. Aa, çok güzel misketlerim vardı benim böyle rengarenk. Kızlar bile bayılırdı benim misketlerime. Allah Allah. Hangi kızlarmış acaba onlar İsmet? Kıskanma şimdi Ayten. Ay ne kıskanacağım. Bir gün çocuğun teki, sen kesin çalıyorsun bu misketleri dedi bana. Beni hırsızlıkla suçladı. Düşünebiliyor musunuz? Beni. Ben ki halı sahada top oynarken, top elime çarpıp önüme düştüğünde, tam gole giderken topun üstüne basıp durmuş bir adamım. Topun elime çarptığını kimse görmemişti. Ama ben dedim ki, benim elime çarptı top. Ben söyledim he. Ben söyledim. Oradan takım arkadaşım diyor ki, sen neden bu kadar dürüstsün İsmet? Neden golü atmıyorsun dedi. Döndüm ona dedim ki, sen ne diyorsun ya? Baba sen ne anlatıyorsun ya? Oğlum biz belki o gün maçı kaybetmiştik ama o gün biz annenle tanıştık, annenle. Affedersin de biz senden halı sahada mı tanıştık İsmet? Kız siz bayağı benziyorsunuz ya. Allah kahretmez. Çık dışarı. Çık Allah aşkına. Senden yardım isteyen de kabahat zaten ya. Ne dedim ben şimdi ne, ya? Ne? Çık tamam git artık. Hiçbir şey istemiyorum seni. Ayıp sen gel bakayım şöyle. O mesafe olsun aranızda. Oğlum gel şöyle. Kenara gel şöyle. Gel seni aç orayı. Aç orayı. Ha böyle oturun çocuk. Tamam bu kapı daha açık kalsın. Niye ki? Kız sosyal mesafe. Kızım dilimizde tüy bitti değil mi? Böyle çocuk muyuz biz ya? Adam mısın sen? Çocuğum çocuğum ben. Çocuksun sen. Burada oturacaksın. Bu kapı daha açık kalacak. Sen ne duruyorsun hala burada? Tam git sen, hiçbir şey istemiyorsun. Yardım edeyim sana. Kapattın. Furkan! Furkan kapıyı açar mısın? Açmayacağım, oğlum? Açmayacağım. Oğlum açar mısın kapıyı? Açmayacağım anne. Anlaşabiliriz oğlum. Nasıl? Kızı ver babana al. Olmaz. Tamam ben gireyim içeride gıkım çıkmaz. O işten olmaz. Tamam babanı vereyim, babanı vereyim. Babamı mı verdin? He tamam. Tamam. Tamam kapıdan uzaklaşıyorum. Sakin ol. 3'e kadar sayacağım öyle yapacağız takası tamam mı? Tamam 3 deyince transfer. Yeliz bana yardım et. Ben babamı tamam. Alacağım sen kapıyı tut tamam, tamam mı? Tamam. Bak çok önemli sakın annemi içeri almıyorsun. Tamam tamam. Babam geldiği gibi kapat kapıyı. Tamam. 1, 2, 3 verdim baba. Verdim babanı. Tamam gir hadi. Ne yapıyorsun çocuklar? Ders çalışıyoruz baba lütfen. Tamam. Hikaye yok.
Susacaksın, tamam. Biz ders çalışacağız, tamam mı? Tamam, ben burada bekleyeyim o zaman. Evet, benim biraz yakınlaşmam lazım ki aynı yerden okuyalım. Tamam. İsmet, ne oluyor İsmet? Tamam, tamam. Mesafe gayet iyi. Ders çalışıyor çocuklar. İstersen inanmıyorsan bir fotoğrafını çekip sana getirebilirim. Tamam, çek gönder bana. Çek gönder. Çektim. Baba nereye gidiyor? Vara gidiyor herhalde. Ay çok yakın, çok yakın. Böyle olmaz, böyle olmaz. Açsana, yazsana ben gönder dedim. Niye gidiyor? Furkan! Furkan, açar mısın kapıyı Furkan? Açmayacağım, açmayacağım işte. Yeter ya, yeter. Açmayacağım bu kapıyı ben ya. Rezil ettiniz beni. Belki biz ders çalışacaktık. Belki diyor. Valla belki diyor. Ama sen de çok üstüne gidiyorsun çocuğun ya. Birazcık güven çocuğuna. Sinirleniyor bak. Güven sen ona. Furkan. Ha? Oğlum sana güvenmek istiyorum Furkan. Tamam mı? Sana güveniyorum Furkan. Tamam mı? Güveniyorum annem sana, güveniyorum. Kıram güvenmiyorum annesine. Artık kutu kolanın şu çapını hesaplıyorduk ya, bakalım mı? Kutu kola. Boş ver şimdi kutu kolayı. Ne yapıyorsun? Aptal! Yok, ısırmaya çalışıyorum hala. Gerizekalı! Öyle bir şey değil miydi ya? Aptal! Sen bütün kızları aynı mı zannediyorsun ya? Ben buraya gerçekten ders çalışmaya geldim. Neyse, sen dersini almış oldun en azından. Ben gidiyorum Furkan. Hoşça kal. Kitabımı da alayım. Ya Allah, kızım ne oldu? Ders çalışıyordunuz hani? Ders boşmuş teyzeciğim. Gidiyorum ben. Hoşça kalın. Allah, iyi hadi güle güle, güle güle kızım. Furkan, ne oldu lan? Ne yaptın lan kıza? Ha? Ne yaptın kıza? Kıza ne yaptın? Sizden rahatsız oldu anne. Yok ya. Kız gitti diye mi ağlıyorsun lan? Ağlamıyorum. Ağlasan ağlarsın ama. Ağlamayacağım. Ama sesinde bir titreme, sanki gözlerin nemlendi. Ya tam bırak, sen de ağlatacaksın çocuğu. Zaten onun yüzünden ağlıyorum anne. Niye? Babam gittiğinden beri ben hep ağlıyorum ki. Ulan ben seni sanki cami avlusuna bıraktım. Sıcacık evdesin. Ey Allah'ım. Sen evde olsan belki ben kadınlara nasıl davranmam gerektiğini senden öğreneceğim. Allah Allah, ben hiç anlatmadım sana yani. He. O konuda bazı eksikliklerimiz olabilir. O zaman sana kadınlara nasıl davranılması gerektiğini göstereyim. Sen... Ayten Hanım! Ayten Hanım! Bugün nasılsınız acaba? İyiyim İsmet Bey. Siz nasılsınız acaba? Şu sizli bizli konuşmaları acaba kaldırsak mı? Bana İsmet diyebilirsin. Oldu. Ne yapıyorsun İsmet koçum? Hiç ayarı yok ananın ha. Ya çok kızıyor ya çok seviyor. Ama ben beni o çok sevdiği zamanları çok özledim. Ama bırak ya. Keşke müsaade etse de o eski zamanlardaki gibi ben de onu sevsem. Acaba böyle bir duruma, böyle bir duruma müsaade var mıdır? Ne, zaten müsaade yok da hani hadi verdim, ne yapacaksın acaba? Çok merak. Ayten Hanım, bu akşam benimle bir yemek yemek ister misiniz? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Siz uzun uzun konuşursunuz. Bense gözlerinize uzun uzun bakıp sizi dinlemek isterim Ayten Hanım. Ay laflara bak, laflara bak. Hayatımda duymadım böyle dizüstü yalan. Olur de be anne. Hadi olur de be anne. Ben de benimle ilgilendiğiniz o eski günlere geri dönerim o sıcacık yuvamızda. Bu çok dramatize ediyor ya. Ben kalbimden geçtiği gibi söylüyorum. Ay hiç inanmadım ona. Ne olur, ne olur ama. Aman ne olur, olur de be. Olur de be. Yok, olur de be. Ay da ay susacaksan, susacaksan olur. Ya susacaksın. Olayım ben. Aile mi olduk biz ha? Ya aile miyiz artık? Kocaman bir aile miyiz biz? Oğlum bacağımla mı aile olacaksın Allah aşkına? Sen az sakin ol ya, tamam. Sakin ol ya, burada romantik bir an yaşıyoruz ya. Yaşadığın şeylere bak. Allah Allah. Sakin ol ya. Anne baba, burada bir romantik an yaşıyoruz ya. Şu güzelliğe bak ya. Baka baba, tamam. Vallahi böyle var ya. Gözlerimi senden alamıyorum tamam, ya. Tamam sus, ben ne yapayım? Hazırlanayım ben o zaman. Sen hazırsın bence ama hazırlamak istersen... işte. Baba benim parayı ne zaman veriyor? Aferin lan sana. Nasıl bir oyunculuk ya? Aferin. İşimiz bu baba, sen ne sandın ya? Aferin ya. O kızın var ya, bu kapıdan çıkıp gitmesi müthiş bir yetenek ya. Kız da çok iyi oynadı. Gerçekti baba onlar ya. Neyse, kıza gerçekten mi öyle davrandın? He? Ne yapayım baba? Bu kıza nasıl öyle davranırsın? Hem. Tamam. Furkancığım, biz annenle yemeğe gidiyoruz. Sana öğrettiğim şeyleri hafızana iyi kaydet. Hayat boyunca sana yardımcı olacak şeyler.
Biraz kibar davranmak gerekiyor. Gidiyor musunuz siz? Evet, gidiyoruz. Herkes kendi işine baksın. Bu arada bir gün evlenirsen mutlaka çocuk yap. Oğlum çocuk her türlü kurtarıyor ya. Ben sana söyleyeyim. Çok güzel hareket diyenler. Evet, zil diyenler. Evet. Evet, çok yani zil tam zile çıkacaktı. Yani performans şahaneydi. Bence kapı rejisi bir kere olağanüstüydü ya. Onu ben provada da görmedim. Ne ara buldunuz onu? Dün gece abi saat 12 sabah karşı 2 gibi. Döndü, biz çok güldük dönünce. Bunu yapalım. Çok güzeldi ya. Evet, teşekkür ederiz abi. Süperdi performans. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.